Herkese merhabalar. Evet, İstanbul videosunun ikinci kısmı başlamış bulunmakta. Bugün Beykoz'dayız. Böyle akşamüstü güzelce bir parka gidelim, çocukları parkta eğlendirelim diye düşündük. Burada vakit geçiriyoruz, deniz kıyısındayız. Bu arada bu akşam maç var, Beşiktaş'ın maçı. Kocam orada yani, oraya gidecek. Ben de evdeyim. İstanbul'un tadını Erman çıkaracak bu akşam. Şaka bir yana, gerçekten uzun zamandır böyle bir maça gitmek istiyordu zaten. O da fırsat bulmuşken gitmek istedi. Bu akşam orada olacak. Hatta biraz böyle görüntüler de göstereceğim size. Oradan atacak bize. İşte erkekler yani. Hemen fırsat buldu mu maça kaçıyorlar. Biz de buralardayız. Bugün hava bayağı serin yani, geçen günlere göre oldukça düştü ama birkaç gün öncesinden duyum almıştık zaten soğuyacak hava diye, 10 derece düşecek diye. O kadar olmadı daha henüz yani, beklentimizin altında kaldı ama yine soğudu diyebilirim. O yüzden Azra'ya yanıma aldığım monttan giydirdim hemen, onu şu anda koruyorum o şekilde. Ama kendim böyle kısa kollularla çıktım dışarıya, yani bana iyi geldi açıkçası bu hava. Şöyle göstereyim Azra'yı size de, orada parkta salıncağa bindirdim, kaydıraktan kaydırdım. Birazcık dinleniyorum ben de. Paytak paytak yürüyor. Evet arkadaşlar. Şöyle birazcık deniz manzarası göstereyim size. Beraber denizin keyfini çıkartalım değil mi? Mis gibi deniz. Harika kokuyor gerçekten. İşte biz de buradayız. Böyle deniz kıyısında bir parktayız. Çayımızı aldık. Yiyecek bir şeyler de aldık yanımıza. Böyle oturuyoruz çoluk çocuk. Bakalım, birkaç gün daha devam ediyoruz İstanbul turuna. Dediğim gibi bir önceki videoda da planımız cumartesi gecesi yola çıkmak. Şimdilik bu şekilde bir plandayız. Bakalım zaman neler gösterecek. O zaman devam edelim. Arkana yaslan. Yere bakmak daha keyifli değil mi? Yerdeki renkleri incelemek. Evet, bravo sana. Biraz sallayalım. Hoppa. Hadi bakalım. Bugün de ben gezmeye geldim. Zorla kendimi gezmeye getirttim değil mi? Evet. Yani güzel. İki gündür aynı yerdesin. Biraz unutmadın inşallah. Tamam, unutmam. Her gün gelirim. Sorun değil. Sadece kalabalıktan tedirginim. Evet, çok kalabalık arkadaşlar. O yüzden ben de maskemi fazla indirmek istemiyorum. Size sesim gitsin diye indiriyorum, inanın. O yüzden şimdi takacağım. Bakın şöyle düzelteyim. Şu an Beşiktaş Çarşı'dayız. Çok seviyorum burayı. Bayağı kalabalık. Evet.
Buraya otururuz zaten herhalde, değil mi? Aynen. Hadi gel şu kartalın önüne gidelim. Ay. Kartala geldik. Evet. Meşhur kartal simgesi. Efendim? Ağlama anneciğim. Ağlama krizlerine girdi birileri. Yeni uykudan uyandı. Anneciğim tamam. Şişmiş gözler. Evet, her zaman böyle arabasında uslu görüyordunuz ya. Aslında o gördüğünüz dakikalar çok az dakikalar oluyor. Normali böyle. Tamam anne. Çok kalabalık. Bu kalabalıktan bir an önce çıkalım. Midye istemeni çok iyi anlıyorum. Evet, sana özür dilerim. Ama sorun değil ama pandemiyi düşünmemiz lazım. Yapacak bir şey yok çünkü çok güvensiz. Özellikle midye gibi, kokoreç gibi şeyler müthiş güvensiz. Evet. Soğuktu hava bu arada. Dondum yani. Bu ceketi almıştım sadece yanıma. Ben çok üşüdüm açıkçası. İyi ki Azra'ya mont almışım diyorum. Bebişler yatıyor. Ah oh, çok soğuk hava. Hava bayağı soğudu. Geçen gün demiştim ki hava tam soğumadı dedim. Nazar değdirdim yani. Şu anda gerçekten tam soğudu artık hava yani. Ay. Anne son sancağı sancağı. Anneciğim hala ağlıyor ya. Uykusunu tam alamıyor gibi bu ara. Evet. Diş var bir tane. Gelecek de onu bekliyoruz. Evet evet. Azı dişi. Alttaki azı diş sıkıntısı. Neden? Hadi bakalım. Biz arabaya doğru yürüyoruz. Evet. Azra bizi yendi. Babanın kucağında şu anda. Yani uyudu uyandı. Artık inmek istedi arabadan çünkü bayağı uzun zaman olmuştu. O da haklı. Kucağı aldık. Ben çok fazla ağlayınca. İşte böyle bizde durumlar arkadaşlar. Bayağı da yokuş çıkıyoruz şimdi, zorlandım iyice. Bebek arabası da bana kaldı. Yokuşta zor oluyormuş. Evet. Yani tatile gezmeye gitsek de hareketli çocuk olunca böyle oluyor maalesef. Tabii maalesef dediğime bakmayın yani. Tabii ki o hayatımızı ona göre yaşıyoruz ama artık 1,5 yaşına doğru geldi. Biraz daha Azra'yı kendi hayatımıza alıştırmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle sıkıntılar yaşanıyor tabii. Evet, arabamıza geldik şimdi. Hadi bakalım binelim. Hadi binelim. Selam arkadaşlar. Evet, bugün İstanbul'da. Son günümüzde artık. Yarın gece Muğla'ya doğru yola çıkıyoruz. Kendi aracımızla geldiğimiz gibi kendi aracımızla dönüyoruz Kürkçü dükkanına. Vallahi gerçekten içim buruk. Çünkü çok özlemişim. Yani buraları özlemişim. Teyzemleri özlemişim, kuzenlerimi özlemişim. Özlemişim yani. Pandemiden dolayı tabii ki uzun zamandır görüşemiyorduk. Ayrı kaldık bayağı.
Onun acısını çıkardık ama tabii bir hafta artık yettiği kadar yetmedi ama yapacak da bir şey yok. İşler bizi bekler. Çok keyifli bir hafta geçirdik açıkçası. Hem bizim için hem Azra için çok keyifli oldu. Azra'nın işte kuzenlerimle beraber vakit geçirmesi, kuzenlerimin onu gezdirmeleri, onunla her gün oyunlar oynamaları ona o kadar iyi geldi ki. Yani bir başka insan görmek Azra'ya gerçekten çok iyi geliyor. Yani bunu sık sık tekrar etmek istiyorum o yüzden ama tabii şartlar el verdiğince maalesef. O yüzden eve geri döndüğümüzde Azra büyük ihtimal çok arayacak bu zamanları. Ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde aklını dağıtmam gerekecek. Biraz zor olacak gibi. Bakalım bizi nasıl günler bekliyor. Ben bile arayacağım yani bu bir haftayı. O nasıl aramasın? Yani çocuk nasıl aramasın? Elimizden geldiğince, pandemi şartları el verdiğince gezmeye çalıştık. İşte uzun zamandır böyle bir yerlere gitmiyorduk. Çok sıkılmıştık artık. Bize de iyi gelir diye zaten böyle bir yolculuğa çıktık. Açıkçası çok iyi geldi. En azından kendi adıma çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Onun dışında tabii ki de sadece gezmek için gelmedik arkadaşlar. Yani kanalım için ekipmanlar da tedarik ettik buradan. Bakalım inşallah güzel olur her şey bizim için. Tabii ki kendimizi ve kanalımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz biz de elimizden geldiği kadarıyla. Bir haftalık İstanbul turunu böyle kısaca sizlere aktarmak istedim. Umarım keyif alarak izlersiniz. Çünkü biz çekerken gerçekten çok keyif aldık. İstanbul videosunun ikinci kısmı da artık burada sona eriyor. Bu haftayı böyle kapatmış olayım. Tabii ki haftalık videolarım gelmeye devam edecek. Takipte kalmak isteyenler mutlaka abone olmayı unutmasınlar. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Biz yarın Muğla'ya doğru yola çıkıyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.